Salih Tuna, Pensilvanya'nın öldürücü sırrı. Bre mübarekler, hoca efendinizin kalbi kırılırsa, Türkiye'nin maddi ve manevi felaketlere düçar olacağını siz söylemiyor muydunuz? İçinizden biri Muğla Bodrum'daki 3.8 büyüklüğünde depremi, hizmet vehmettiğinizin önünün kesilmesine yormamış mıydı? Yine içinizden bir başkası, kayısıları don vurmasını cemaatinize paralel yapı diyerek mücadele eden AK Parti'ye verilen oylara bağlamamış mıydı? Hayır hayır bunlar öyle sıradan şekirtler de değildi. İçinizde Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni de vardı, Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmen yardımcısı da. Sadece don vurmuş kayısıları veya depremi veya kuraklığı veya trafik kazalarını falan değil, ayın tutulmasını bile aynı şekilde okuyordunuz. Bu acayip inanışın kökü kökeni kaynağın neydi? Hoca efendiniz olabilir mi? Zira ben sinirlenirsem yağmurlar yağar seller olur, ben öfkelenirsem fırtınalar kopar dediği nakledilmişti. Bunun nakleden de öyle sıradan biri değildi. Hoca Efendinizin ağzından hayatını yazan, kurucuları arasında yer aldığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 3 yıl yönetim kurulu başkanlığını yapan Zaman Gazetesi'nde vaktiyle yazılar derceden biriydi. Evet bildiniz Latif Erdoğan. Geçen hafta sonu Koç'un ölümünün Gülen'le alakası ve Kılıçdaroğlu'nun talihi başlıklı naçizane yazımı da onun bir konuşmasına dayandırmıştım. Kim Gülen'le irtibatta olursa siyaseten batar demiş, bunu da bizzat Gülen'e dayandırmıştı. Hatıralarında bana anlattığı şeyler de var. Kimi tuttuysak siyaseten battı diyor. İtikadım el verse şu anda CHP'yi kastediyor. Onu tutarım, onu batırırım ama itikadım el vermiyor diyor. Nedir bu şimdi? O isterse bir partiyi tutmak suretiyle batırabiliyor, o kızınca yağmurlar yağıyor, fırtınalar kopuyor, onun hizmeti engellenirse Malatya'da kayısıları don vuruyor ila ahir. Sahi nasıl bir şeydir bu? Hepsinden önemlisi mübareklere nasıl bir yol tuttuklarını anlatmanın yolu, yöntemi var mı? Mesela, ironi işe yarar mı? Söz konusu yazımda naçizane bunu denemeye çalışmıştım işte el attığı iflah olmayan hoca efendinizin ananas muhabbetiyle koça da el attığını dile getirmiştim. Elbette bu saçmaydı. Zaten mezkür yazımda saçma olduğunu hasaten belirtmiştim. Bu ülkede ironi yapmak gerçekten çok zor. Ondan daha zor olanı da ironiyi şerh etmek galiba. İstedim ki sayın mübarekler koçun ölümünü gülene bağlamanın ne kadar saçma olduğunu fehmederek kayısılara don vurmasını veya ay tutulmasını veya depremi de gülenin gazabına bağlamanın saçmalığını keşfetsinler. Olmadı. Olmadığı gibi paralel muhibbi bir site Yeni Şafak yazarı Mustafa Koç'un ölümünü bakın nasıl gülene bağladı şeklinde haber yaptı mübarekler de haliyle koro halinde fakire küfretmeye başladı bir mülaneci de gülen salih tuna'ya da el atsın şeklinde ironi denemesinde bulundu anladım ki sorun anlamak değil cibilliyet ve ahlakmış salih tuna yeni şafak